İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 14 Aralık günlerden Salı, gündemden haberlerle Lanç TV ekranlarında karşınızdayız. Bursa'da banka ve kredi kurumlarını aracı olarak kullanıp sahte sosyal medya hesaplarıyla vatandaşları reklam karşılığında 1 milyon lira dolandırdılar. Yakalanan baş şüpheli tutuklandı. Sosyal medya üzerinden çok sayıda vatandaşı 1 milyon lira dolandırdılar. O kişilere böyle baskın yapıldı. Olayın adresi Bursa. Sahte sosyal medya hesaplarıyla çok takipçili profillere iletişime geçiyordu bu çete. Ardından sayfalarının reklamını yapmayı teklif ediyor. Teklifi kabul eden kişilerse dolandırıcıların ağına düşmüş oluyordu. Özel programla kişilerin hesaplarını ele geçiriyorlar. Hesaplarındaki paraları kendi üzerlerine geçiriyorlardı. Bu yöntemle vatandaşları 1 milyon lira dolandırdı 7 kişi. 2 saatlik kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baş şüpheli ise tutuklandı. Bursa'nın Nalbantoğlu mahallesinde madde bağımlısı bir genç kendi kendine yumruk sallamaya başladı. Üstüne bir de bağıran genç mahalleyi ayağa kaldırdı. Madde bağımlısı genç aşağı indi, kendi kendine maç yapmaya başladı. Bir sağ kroşe vurdu, bir sol. Mahalle ayağa kalktı. Olay Bursa'nın Nalbantoğlu mahallesinde meydana geldi. Madde bağımlısı genç sokağa indi, hem bağırdı hem de kendi kendine yumruklar sallamaya başladı. Üstüne bir de etrafa zarar veren madde bağımlısı genç, sokakta bulunan herkesi yataklarından kaldırdı. Rahatsız olan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Devriye halinde olan çarşı ve mahalle bekçileri sesleri duyunca sokağa koştu, ardından genç sokaktan uzaklaştırıldı. Bursa Karacabey'de görevli aile hekimi Doktor Kutsal Altıntaş Covid-19'a yenik düştü. Aşı karşıtı olan hekim Covid-19 için aşı yaptırmamıştı. Durumu kötüleşince kaldırıldığı hastanede can verdi. Bursa Karacabey'deki Ulubatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi ve eski ilçe sağlık müdürü Doktor Kutsal Altıntaş Covid-19'a yenik düştü. Aşı olmayan ve aşı karşıtlığı yapan Doktor Altıntaş yaklaşık bir hafta önce Covid-19'a yakalandı. Önce evinde karantinaya alındı, sağlık durumu kötüye gidince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi sürüyordu fakat hayatını kaybetti. Evli ve 5 yaşında çocuğu olan Kutsal Altıntaş için Karacabey Emir Sultan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Altıntaş'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Ardından aile hekiminin cenazesi defin için memleketi Balıkesir'e gönderildi. Aynı zamanda Bursa Tabip Odası da sosyal medya hesabından Doktor Kutsal Altıntaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Bursa Görükle'de apartmanın içinde hareketsiz halde yatan bir adam vardı. İhbar üzerine sağlık ekipleri geldi ve adamın öldüğünü belirledi. Ölen kişinin Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu olduğu ortaya çıktı. Bursa Nülüfer'e bağlı Görükle'de apartmanın içinde bir adamın hareketsiz yattığını gördü apartman sakinleri. Kanlar içinde yerde duran adamın öldüğünü düşündüler ve ihbarda bulundular. Gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin kimliği de tespit edildi. Ölen Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'di. 54 yaşındaki Aydın Birsel ölmeden önce 112 acili aradığı ortaya çıktı. Düşünce başını yere vurduğunu, bu yüzden burnundan kan geldiğini söyleyen Birsel'e ekipler olay yerinde ayakta tedavi yaptı. Sonra hastaneye götürülecekti ki fakat kendisi bunu istemedi. Sonrasında İstanbul'a gitmek için evden çıktı ve evden çıkınca kapıda fenalaşıp yere düştü. Tekrar düşmenin etkisiyle de hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak. Sütün litre fiyatı üretici içi 4 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Satışlar ona göre yapılıyor fakat üreticiden 4 lira 70 kuruş alınan süt raflarda 14 liraya kadar çıkabiliyor. Duruma hem üretici hem de tüketici tepki gösterdi. Üreticilerinde sütün litresi 4 lira 70 kuruşa satılırken marketlere yansıyan fiyatlarda bir anda artış yaşanması hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ediyor. Bizden üreticiden 4.70 kuruş olan süt fiyatı marketlere baktığımız zaman
9 liradan bir başla şu anda 15 lira 90 kuruş yani 16 liraya kadar 1 litre sütün kutuda fiyatlarını gördük. Tüketiciye bu kadar aşırı derecede fiyatlandırılarak satılması arada birileri aşırı derece para kazanmakta. Bizim temennimiz devletimizin bu şekil gibi fırsatçıların engellenmesi. Yem fiyatlarına anında zam gelmesine ve sütün raflarda yüksek satılmasına tepkili süt üreticileri. Geçen hafta 4.70 kuruş olarak açıklandı ve bu açıklanan rakamla biz üreticiler olarak sevinmiştik. Fakat bu açıklanan rakamın hemen ertesi gün yem sanayi yem çuvalı 190 ile 200 lira arasında gitmekteyken süt zamını duyan firmalar şu anda yem sektörü 230 ile 255 bin lira arası çıktı. Oysa süt fiyatı 8 Aralık'tan itibaren zamlı şekilde fiyatlandı ama yem sanayi bize girmeden bu süt zammını bizden almış oldu. Nüfusun büyük çoğunluğunun çiftlikte uğraştığı Bursa'nın Gürs ilçesinde yeşil sebzelerin hasadına başlandı. Market ya da pazarda tanesinin 5 lira ile 15 lira arasında satıldığı sebzeler tarladan çok daha cüzi miktarlara çıkarılıyor. İşte o ürünlerin maliyetleri ve üreticiye sağladığı kazanç. Hem çiftçi hem hayvan üreticileri girdi maliyetlerinin artması nedeniyle zor bir yıl geçirdi. Markette ya da pazarda cep yakan fiyatların üreticinin eline geçmemesi, hatta girdi maliyetlerini bile ödeyemez hale gelmesi çiftçiyi tarladan uzaklaştırmak üzere. Bir şey kazanmıyor. Şu anda çiftçi zarar ediyor. Yani ben bir iki arkadaşla görüştüm bu işi yapanlarla. Eğer bir hafta 10 gün daha bu şekilde giderse biz bu ıspanakları veya ekinlikleri süreceğiz, hasat etmeyeceğiz. Çünkü maliyetler kurtarmıyor dediler. Ama maalesef dediğim gibi pazarlardaki fiyatlar uçurum gidiyor ve bütün suçu da çiftçi oluyor burada. Tarımda Bursa'nın önde gelen ilçelerinden Gürsu'da meyve üretimi sona erdi. Yılın son günlerinde yeşil sebzelerin hasadına başlandı. Market raflarında 10 liranın altında olmayan bu sebzelerin fiyatları tarlada 4 lirayı bile görmüyor. Ispanak tarlasında şu anda mesela dekarından ıspanak da yaklaşık 1,5 ton civarında bir ürün elde edilir. Çiftçi bunu bir dekar ıspana 2000 lira civarında bir paraya satıyor. Bir dekar 2000 lira. Evet. Yani baktığınız zaman çiftçinin tarlasını sattığı 1.25. Toplamda da bakıyorsunuz 2 liraya gidiyor. Eline geçen para 2 lira. Ya bunun zaten işçiliği var. Bir çuval gübre şu anda en basit amonyum sülfat gübresi, halka bizim çiftçi tabirinden şeker gübresi 450-460 lira bandında. İnşallah akşama veya bu haber yayınlanacak kadar zam gelmez. Yani rakamlar öyle pazardaki gibi. Ha, pazarda bu ıspanak 7 lira 8 lira. Şimdi böyle baktığınız zaman tabii ki çiftçi iyi para kazanıyor havası yaratılıyor ama maalesef öyle değil. Brokoli de tıpkı ıspanak gibi üstelik havanın soğuması ya da lodosun çıkması brokoli, karnabahar ve lahana için tehlike çanı anlamına geliyor. Tabii bizim verdiğimizde marketler bir olmuyor. Biz daha bir cüzi rakamlara satıyoruz. Mesela tanesini 3,5 liraya satıyoruz. Bugün markete gidiyorsun 10 lira 15 lira. Karnabahar onun da sezonu sizin tarlanızda evet. Var. Onun tanesi ne kadara gidiyor? Onun tanesinde 3 liraya veriyoruz biz toptan veriyoruz. Marketlerde ne kadar? Marketlerde de 10 lira 15 lira yine. Lahana da aynı. Lahana biraz bahara hani karnabahara brokoliye göre biraz iyi fiyatı. Onu da toptan 5 liradan satıyoruz. Nasıl? Ama yine orada da yine aynı 10 lira 15 lira. Ben görmedim yani bu yıl gibi bir süreç görmedim. Tarla yerine serada sebze üretmek ise ekstra maliyetli. Üstelik dolar nedeniyle demirden naylona her ürüne gelen zam üreticiye artı bir gider oluyor. Şu anda seranın dönüm maliyeti 1 milyon. Bu naylon üzerindeki yani 2 sene maksimum 3 sene gidiyor. Geçen sene 16 bin lira, 16 liraydı bunun kilosu. Bu sene 45 lira. Gözünüz hep havada. Rüzgar çıksa korkarsınız. Kar yağsa korkarsınız. Üstündeki naylon uçsa maliyet, yüksek maliyetler bir de. Bir de işçilik de çok çoğaldı. Ya laylonunu alsan çekmesine gene bir laylon parası kadar da çekmesine para veriyorsun yani. Üretim maliyeti de aşırı yükseldi yani. Geçen seneye oranla bu sene %100 fark var üretim maliyetinde bizde. Kazanç olarak aynı kazanç geçen seneyle. Geçen sene baktığınızda dolar 7 liraydı bu sene 14 lira. Hani iki katı bütün her şeyde çok büyük zam var.
İşin kötü kısmı, hani biz 1,5 liraya geçen sene de veriyorduk. Pazarda 3 lira 4 liraydı. Bu sene de 1,5'ya veriyoruz ama pazarda bu sefer 5 lira, 6 lira, 7 lira. Çiftçiye yeteri kadar destek verilmediğini söyleyen Gürsuz Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, üreticinin banka borçları altında ezildiğini ifade etti. Çiftçiye, bize direkt üreticiye gelen destek ne kadardır? İşte dekarına 20 liralık bir ÇKS yaptırsın destek var. Mazotu, ilacı hepsi içerisinde ama bu işin içerisinde olmayanları dinlediğimiz zaman ya çiftçiye her şeyi veriyoruz, destek de veriliyor, daha ne istiyor gibi maalesef şeyler dönüşüyor. Ama ben çok basit bir rakam söyleyeyim size. Sadece Yeşillik grubu değil, Gürsu'da 1000 tane çiftçinin, o 1000'i de şundan dolayı biliyorum, ÇKS sahibi olduğu için 1000 tane ÇKS var, 500 milyon lira borç var. Demek ki bu çiftçi kazansa bu kadar, bu kadar borç olmaz ve borç her sene maalesef sarmal şeklinde yukarı doğru gidiyor. Hamsi avında belirgin bir azalma yaşanınca durum tezgahlara da yansıdı. Hamsi rekor fiyata ilerlerken tezgahlar ise istavrite kaldı. Hava sıcaklıkları mevsimin üzerinde seyrediyordu. Hamsiler de farklı yönlere ilerlemişlerdi. Yeni yeni soğumaya başlayan havalarda farklı tür balıklar Karadeniz'de baş gösteriyor. Böyle olunca hamsinin azalması tezgahlarda fiyat artışına neden oldu. Hamsi bir iki ay bayağı iyi çıkmıştı ama şu anda hamsi biraz gıtladı yani. Denizde çok az yakalıyorlar böyle 20 kasa 30 kasa. Onda kasası 500 lira 600 lira. Çok pahalı. Yani alanda bunu 50 milyondan aşağı satamayacak. Vatandaş hala hamsi bekliyor. Olacak yani. Ama 10 gün sonra ama 5 gün sonra olacak. Hamsinin kilosu rekora koşuyor. Hamsinin yokluğundan dolayı işler de biraz sıkıntılı. Millet, deniz insanı hamsiye alışkın olduğu için, hamsi kültür olduğu için devamlı hamsi yiyorlar. İnşallah çıktığı zaman iyi olacak, satacağız inşallah. Hamsi 50 ile 60 arası değişiyor. Hamsi yoğun, daha yoğun bir talep görüyor. Sezon başından beri bolca avlanan istavrit ise bu istikrarını sürdürerek kilosu 12,5 liradan satılıyor. Tezgahlarımızda sadece istavritten başka bir şey yok. Çeşitimiz de yok, mezgit de yok. Hamsinin 40 lira 50 lira olduğu yerde pahalı geldi mi istavrit alıyor şu anda. İstavrit 12,5 lira. 2018 yılında çalışmaları başlayan fakat daha sonra duran İnegöl Belediyesi yeni hizmet binasında tekrardan inşaat çalışmaları başladı. Başkan Alper Taban bu süreçle ilgili bilgilendirme yaptı. ...2018 yılı Şubat ayında temeli atılan, daha sonra inşaat çalışmaları duran İnegöl Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası'nda çalışmalar tekrar devam ediyor. İçeride bir faaliyet yok gibi gözükse de aslında burada bir yüklenici işi almış durumda. Beraberinde itiraz sürelerini beklemeniz gerekiyor. Yani kanuni sürelerini işleterek iş yapmak zorundasınız. Kaba inşaatın ve geri kalan kısmın tamamlanması için ihale yapılmıştı. Şimdi yeni hizmet binasının tamamlanması için de süreç devam ediyor. Binamızın kabasının devam ettirilmesiyle ilgili bir ihale yapmıştık. İşi ikiye bölerek. O süreci de binaları çatı seviyesine kadar getirerek tamamlamış olduk. Son ihalemizi gerçekleştirmiştik. Orada da yine yüklenici firmamız Akşadağ firması işi alarak bundan sonraki süreci tamamlamış olacak. Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyeleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Bu işin bir yıllık bir süresi var. Önümüzdeki yılın sonuna kadar ama biz bunu Allah nasip ederse yine işte kış aylarındaki çalışma şartları çok zorlu olmazsa inşaat devam edebildiği ölçekte devam edip 10. aya kadar bitirebilir miyiz ama termin yıl sonuna kadar yapılmış durumda. İşin önümüzdeki 2022 yılının sonuna kadar süresi var. Yeni yıla girerken ilk akla gelen simgelerden biri de kar oluyor. Kar denince de akla elbette Uludağ geliyor. Yılbaşı için Uludağ'da çalışmalar yapılıyor. 17 Aralık'ta sezonun başlamasına da günler kala yerli ve yabancı turistler gelmeye de başladı. Yılbaşı yaklaştıkça yeni yıla farklı planlarla girmek isteyen vatandaşlar da şimdiden planlarını hazırlamaya başladı. Doğayla iç içe olmak isteyenler, kış mevsimi severler Uludağ için rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Yılbaşına konsantre olduk. Güzel de talep var. Zaten karın yağmasıyla böyle bir talepler artıyor. Bursa'nın göz bebeği heybetiyle ünlü Uludağ'da sezonun açılmasına da günler kaldı.
Kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı. Hava sıcaklığı da -3 dereceye kadar düştü. Yerli ve yabancı turistler de gelmeye başladı. Taleplerde olunca biz seviniyoruz. Geçen yılın böyle bir özlemiyle açtık. İyi olacağını düşünüyoruz. Yani. Geçen yıla kıyasla daha iyi. Rusya tarafından gelen misafirlerimiz, Rusya, Ukrayna, Romanya, yine Avrupa'dan gelen misafirlerimiz var. Arap misafirlerimiz geliyorlar. Yaz-kış özellikle repeat guest şeklinde gelen misafirlerimiz var. Uludağ'daki otellerin doluluğu şimdiden %40 seviyelerine ulaştı. Fakat bu oranın yılbaşına yaklaştıkça yükselmesi bekleniyor. Yılbaşına doğru %80'i görürüz. Doluluk yılbaşından bahsediyorum. Ama biz zaten hafta sonları özellikle sömestrede hep %100, %90 doluluk hedefliyoruz. Fiyatlarsa ortalama şu şekilde. Hafta içi gelen misafiri kişi başı 1000 liradan konuk ediyoruz. Hafta sonu 1500 liraya geçiyor kişi başı. Diğer yılbaşında yine 3000 lira kişi başı fiyatımız. Tam pansiyon plaj şeklinde. Buna gala yemeği dahildir tabii. Yılbaşı için planlar yapılıyor. Kimisi çok öncesinden bile planını ayarladı, rezervasyonlarını yaptırdı. Uludağ'ın eteklerinde izole ve doğayla iç içe yılbaşına girmek isteyenler de Keles'teki bungalov evlere yoğun ilgi gösteriyor. Fakat yılbaşı için rezervasyonlar aylar öncesinden doldu. Yılbaşına kısa süre kaldı ve yılbaşı planı için rezervasyonlar çoktan yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Bursalılar ve yakın çevrelerden gelen misafirler de Uludağ'ın eteklerinde yılbaşına girmek amacıyla bungalov evlere yoğun ilgi gösteriyor. Hemşerilerimiz, vatandaşlarımız yeni bungalov evlerin yapılmakta olduğunu bilenler soruyor. Ne zaman açılıyor diye yer ayırtmak isteyenler var. Burada misafirler doğayla iç içe vakit geçirebiliyor. Kocaeli'ye gelenler en çok burada piknik yapıyorlar, gezinti yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar, doğayı seyrediyorlar. Keles'te de olan bu bungalov evlerde rezervasyonlar aylar öncesinden doldu. Geçen seneden işlettiğimiz 6 tane bungalov ev bir senedir hemen hemen %80 dolulukla devam ediyor. Osman Gazi Belediyesi sahipsiz hayvanlar doğal yaşam ve tedavi merkezinde engelli kediler için villalar bulunuyor. Sokaktaki şartlarda engelli kalan kediler burada sahiplenilmediği sürece ömür boyu yaşıyor. Osman Gazi Belediyesi sahipsiz hayvanlar doğal yaşam ve tedavi merkezinde yaşıyor bu sahipsiz kediler. Kimisinin gözü görmüyor, kimisi sokakta trafik kazası geçirdi ve engelli kaldı. Kimisi de hastalık yüzünden bir uzvunu kaybetti. İlgiye muhtaç bu kediler için tedaviler düzenli olarak veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Şu an mevcut 80 engelli kedimiz bulunmakta ve engelli kedilerimizle ilgili olarak günlük rutin kontrollerimiz müdürlüğümüz içerisinde görevli olan veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerlerimiz tarafından günlük olarak sürekli yapılmaktadır. Engelli kediler iki kedi villasında ömür boyu yaşamlarını sürdürebiliyor. Kedi villalarımızın içerisinde sobalarımız bulunmakta. Özellikle kışın olumsuz hava şartlarında kedi villalarımızın içerisinde yaşayan kedilerimizin etkilenmemesi adına gerek yardımcı personelimizden aldığımız destekle sobalarımız yakılmakta. Sıcak bir şekilde kışın olumsuz hava şartlarından da etkilenmemeleri adına gerekli olan desteği sağlamaktayız. Engelli kediler burada yuva olmak isteyenler için bekliyor. Hükümetin yoksulluğu bitirmediği değil yönetmediğini amaçladığını söyleyen Kılıçdaroğlu yönetimi ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver, ben sana makarna vereyim sen bana oy ver diyerek eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Teşkilatı'nın ev sahipliğinde partisinin aile destekleri sigortası lansmanı programına katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada hükümetin sosyal yardım politikalarını eleştirdi. Çünkü devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil, yoksulluğu yönetmek istediler. Ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver. Ben sana patates vereyim sen bana oy ver. Biz yani Cumhuriyet Halk Partisi, yani sosyal devlet, devleti savunan, yani sosyal demokrat olan bir partinin genel başkanı olarak ifade edeyim.
Biz yoksullara yardım yaparken onun kimliğine bakmayacağız, inancına bakmayacağız, yaşam tarzına bakmayacağız. O insanın sorunu var, o sorunu çözmeye talibiz biz ve çözeceğiz. Fakirlere yardım devletin lütfu değildir, iktidarın lütfu değildir. Sizin hakkınızdır. Lütuftan çıkarıp hak olarak gördüğümüz zaman tablo çok değişir. Yapılan her yardım hakkıyla yapılan, hukuk içinde yapılan her yardım, yardımı alan kişinin hakkıdır zaten. Çünkü devlet ona iş bulmak zorunda. Anayasa diyor, iş bulacaksın. İş bulamıyorsan ölüme terk edemezsin. Açlığa terk edemezsin. Ayrıca geçtiğimiz günlerde CHP'li Engin Özkoç tarafından açıklanan asgari ücret teklifi 5000 lira olurken parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu 5500 liralık bir teklifi dile getirdi. Adı üstünde asgari ücret, yani en düşük ücret. Yani bir ailenin geçinmesi için en düşük ücret bu. Bakınız, bu yılın başında, yani 2021'in Ocak ayında asgari ücret net 2825 liraydı. O günkü dolar kuru 384 dolar. Efendim %6 büyümüşüz, 10 büyümüşüz, 15 büyümüşüz. Kimlerin büyüdüğünü gayet iyi biliyoruz. Ama bu hakkın teslim edilmesi lazım. İYİ Parti lideri Meral Akşener gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Çin modeli açıklamaları vardı. Ben bu konuşmaları büyük bir ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Ve hükümeti, Sayın Bakan'ın şahsında bütün yöneticileri acilen ciddiyete davet ediyorum. İYİ Parti lideri katıldığı programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin "Bizim modelimiz Çin değil, Türkiye modeli. Bitersek hep beraber biteceğiz" açıklamasına ilişkin konuştu. Şimdi Sayın Erdoğan biliyorsunuz faizle ilgili nas dedi. Yani bu dini bir tarif. Şimdi dini tariften Çinli tarifine geçtik biz ekonomide. Ekonominin başına getirilen bu arkadaşımızın ortaya koyduğu inşallah maşallah üzerinden bir tarif var. Ekonomi böyle yönetilemez, temennilerle yönetilemez. Kendi varlığı üzerinden bir kefalet ortaya koyamaz. Türkiye bir devlet krizi yaşıyor. Bu devlet krizini getiren de bir ciddiyet krizi var. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında 12 Ekim 2021 tarihinde başlayan 2021-2023 MES Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri gergin ve anlaşmaya varamadan sonlandı. Son toplantıda uyuşmazlık tutanağının tutulmasının ardından Türk Metal Sendikası MES'e karşı eylem süreci başlattı. Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında gerginlik giderek büyüyor. MES'le toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için bir araya gelen Türk İş Sendikası'nın zam isteğini geri çeviren MES için Bursa'da eylem başlatıldı. Güçlü güçlü Türk Metal! Bu haklı taleplerimize kulak tıkayan, emeğimizi görmezden gelen, bizi yok sayan MES'e sesimizi duyurmak için toplandık. Biz iyi niyet ve umutla oturduğumuz o görüşme masasından gerçek bir hayal kırıklığı ile kalktık. Sanki karşımızda iyi günlerimizdeki sosyal ortağımız olan MES yoktu da, iyi işyerlerimizde huzuru bozmaya çalışan, iş barışının dibine dinamit koymaya çalışan başkaları vardı sanki. Bizim istediğimiz %29.57'lik zam talebimize karşı MES'in bize reva gördüğü sadece ve sadece %12 olmuştur. Gerisini de enflasyona bağlamış geçmiştir. Bununla da kalmamış, bütün yeni taleplerimizi de geri çevirirken bize çalışma hayatımızı cehenneme çevirerek düzenlemeleri dayatmıştır. Türk İş, MES'in İstanbul'daki merkez ofisiyle Ankara, İzmir ve Bursa'daki bölge temsilciliklerinin önüne siyah çenek bıraktı ve MES'in sunduğu şartları protesto etti. Bu buluşma MES'e yaptığımız bir uyarıdır. Buradan MES'e yeniden çağrı yapıyor ve diyoruz ki, bizi dinleyin. Cefakar Türk Metal üyesine
vefakar metal emekçisine kulak verin. Alın terimizin karşılığını verin. İş yerlerinde hissedilen gerilim huzuruna dönüşmeden gelin uzattığımız eli sıkın. Sahte içki yılbaşına stoklayanlar dikkat. İstanbul, Kahramanmaraş, Yalova, Sivas ve Antalya'da 11 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti. Yılbaşı yaklaşırken sahte içki üretimi ve satışına yönelik mücadeleye ağırlık verilse de bilinçsiz alkol tüketimi nedeniyle can kayıpları devam ediyor. 5 ilde toplam 11 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan 4 kişi doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri bir iş yerinde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Metil alkolden yaptıkları içki nedeniyle öldükleri iddia edilen kişilerin cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Sivas'ın Zara ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 2 kişi hayatını kaybetti. Alkol aldıktan sonra rahatsızlanan kişiler tedavi altına alındı fakat tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Manavgat ilçesinde sahte içki içtikten sonra fenalaşan bir kişi de yoğun bakıma kaldırıldı. İçkiyi sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Evinde 12 litre sahte içki bulundu. İstanbul'un Avcılar ilçesinde İbrahim Kaşıkçı'da alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan adam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayrıca İbrahim Kaşıkçı'nın akşam saatlerinde mahallesinde bulunan tekel bayine giderek 50 santilitrelik alkol şişesini 80 TL karşılığında aldığı öğrenildi. Tıraş olmak için geldi. 22 yaşındaki genç berber koltuğuna oturdu. Tıraş olurken kalp krizi geçirdi. Kriz anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 22 yaşındaki genç tıraş olmak için mahalle berberine gitti. Tıraş sırasında kalp krizi geçirdi. Fenalaşan gence ilk müdahaleyi berberi yaptı. Adana Seyhan'da berber dükkanında kaydedildi bu anlar. 22 yaşındaki Ömer Kaya tıraş olurken kalp krizi geçirdi. Gelen sağlık ekipleri genç adamı hastaneye götürdü daha sonra. Döndüm baktım arkadaş koltukta düşmüş. Yani titriyordu. Hani o anda baktım gerçekten de hani uzaktan baktığın şekilde kalp krizi gibi duruyordu. Yanına yaklaştım, kontrol ettim, kalp krizi olduğunu anladım yani. Gecikmeden biz dedik ambulansı arayalım. En mantıklı olan çünkü o. Hani insan bir anlık bir korku yaşıyor. Ama şöyle söyleyeyim, kesinlikle bu tür durumlarda panik yapılacak bir şey yok. Bu tür durumlarda panik yapıldığı takdirde kötü sonuçlar alınır. Hastanede tedavi olan Kaya ilk müdahale yaptığı için berberi Ercan Ocaklı'ya pasta hediye etti. İlk müdahaleyi zaten hani biz arkadaşlar yaptıktan sonra ambulans direkt geldi zaten. Bir 10 dakika sürmedi. Erken geldi. Şu an arkadaşın durumu iyi. Geçen gün hatta geldi. Daha önceki arkadaşlara söylediğimiz gibi geldiler pasta getirdi arkadaş. Sağ olsun durumu çok iyi. İstanbul'da sınıf öğretmeni olduğu iddia edilen adam girdiği mağazada genç bir kızın cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak telefoncuya sattı. Sınıf öğretmeni bir mağazaya gelerek genç kızın telefonunu hızla böyle çaldı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi kıyafet alma bahanesiyle bir mağazaya girdi. Kıyafetleri inceleyen şahıs bu sırada kasada duran çalışandan yardım istedi. Kadın kıyafetleri gösterdiği anda hırsız tezgahın üzerinde bulunan iki cep telefonundan birini almaya çalıştı. Şarjda bulunan cep telefonunu alamayan hırsız diğer telefonu çaldı. Daha sonra mağazadan ayrılan hırsız 7 dükkan ötedeki telefoncuya çaldığı telefonu sattı. Dükkanı tam kapatırken abi şey ilerlerken bir tane kız ağlıyor. Neden ağladın ister istemez merak ediyorum. Ufacık kız yani 17-18 yaşında. Çağırdım kızı abi telefonumu çaldırdım eve gitmeye korkuyorum. Telefonunu nasıl çaldırdın falan diye sorarken ne marka? Pro mu pro? Ne renk? Yeşil mi yeşil? Çağırdım kızı dedim ki bu cihaz mı? Evet. Resimlerine baktım kız da uyuşuyor. Kız da dedim ki ben bu cihazı aldım 2000 lira. Aldığım kişi burada. Karakola gittim. Karakol arkadaşlarından rica ettim. Bana fotokopi kimliğinden öğretmen olduklarını söyledi. Büyükçekmece'de 3K sınıfında öğretmen.
Ben bir öğretmen bunu yapıyorsa fotokopi kimliği alıyorum ben. Zaten sonuçta fotokopi kimliği almadan cihaz yapmıyorum. Burada kendi isteğimle sattım. Paramı aldım diye yazıyor. İstanbul'da taksi sorunları maalesef bitmiyor, durdurulamıyor. Esenyurt'ta bir taksici yolcunun gideceği yerin uzak olduğunu ve aracının muayeneye gideceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Uzyolu Caddesi'nde 20 kişi... Bak. Gideceği noktaya uzun dedi, yolcuyu araçtan indirmek istedi. Bahanesi ise hazırdı. İn, aracı muayeneye götüreceğim dedi. Ya araç muayenem var diyorum. Tamam, araç muayenem tam var. İleride ineceğim ben de, tamam. İstanbul Esenyurt'ta taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söyledi. Uzun mesafeye gidemeyeceğini söyleyen taksici yolcuya aracının muayenesi olduğunu söyleyerek araçtan inmesini istedi. Tamam, araç muayenem var, tamam, ya iner misin? Evren 2'ye devam et. Evren 2'ye gideceğim abi, devam et sabah. Bunun üzerine sinirlenen yolcu taksiden inmeyi reddederek taksiciyle tartıştı. Yaşanan o anlarsa yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Pandemi süreci sanki yokmuş gibi davranılsa da aslında sinsice devam ediyor. Vaka sayıları uzun zaman sonra 20 binin altına düştü fakat omikron varyantı Türkiye'ye geldi. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Bilim kurulu üyesi açıklamalarda bulundu. Vakalar çok uzun zaman sonra 20 binin altına düşerken bir de omikron varyantı korkusu sardı Türkiye'yi. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklamıştı. İstanbul'da ve İzmir'de toplamda 6 kişide omikron görülmüştü. İkinci doz aşılarını yaptırmış olanların üzerinden 3 ay ve daha fazla geçtikten sonra 3. doz aşılarını yaptırmak şu anda gereklilik gibi gözüküyor. Hatırlatma dozu mutlaka gerekli Sinovac aşısı olmuş olanlarda da. Uzmanlar tarafından şu ana kadar görülen varyantlar arasında bulaşıcılığı en yüksek olan omikron olarak söylenmişti. Şu anda bilmediğimiz eğer omikron daha önceden hiç aşılanmamış ya da altta yatan ciddi hastalığı olan yaşlı, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara bulaşırsa orada nasıl hastalık yapar bunu henüz bilmiyoruz. Bununla ilgili bilgiye ihtiyacımız var. Türkiye'de yaygınlaşması bekleniyor ne yazık ki omikron varyantının. Özellikle Mart ayına dikkat çekildi. 2022'nin ilk çeyreğinde tüm dünyada omikronun baskın varyant haline geleceği yönünde. Yani Delta'yı ortadan kaldırıp silip onun yerine baskın varyant haline geleceği yönünde şu andaki tahminler. Bu kadar hızlı bulaşan bir virüs daha kolay mutasyona uğrayabilir ve daha dirençli, daha ciddi hastalık yapan bir virüs haline de dönüşebilir. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymak yine çok önemli. Başka kişilerin yoğun olarak, kalabalık olarak bulunduğu ve kapalı ortamlarda maske takmak kesinlikle çok önemli şu aşamada. Müsilaj azalıyor, Marmara Denizi rahatlayacak derken şimdi bir de deniz anası istila etti Marmara'yı. Son günlerde Marmara'da yoğun olarak görülen deniz anası balıkçılığı da ciddi oranda etkileyebiliyor. Müsilajla tehdit altında olan Marmara Denizi'ni bir de deniz anası istila etti. Her yıl bu mevsimlerde deniz analarının sayılarında böyle bir artış görülüyor. Tabii sayılarında bir artış oldu mu son yıllarda? Tabii ki oldu. Çünkü Marmara Denizi gittikçe ötrofik bir hale geldi. Organik kirlilik açısından daha zengin hale geldi. Şimdi bu tarz ortamlar deniz anaları için uygun koşullar. Deniz anaları geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'daydı. Şimdi de İstanbul Boğazı'nda günlerdir yoğun olarak görülüyorlar. Aşırı avcılığa da bağlı olarak balık avcılığı biliyorsunuz Marmara Denizi'nde bir aşırı balık avcılığı da var. Deniz anaları aşırı çoğaldıklarında balıkların besini üzerinden rekabet haline giriyor. Bu durum balıkları da tehdit ediyor. Hem de balıkların yumurta ve larvalarını tüketiyorlar tabii ki. Doğal olarak balık stokları üzerinde ciddi bir sorun yaratıyorlar. Karayip Adaları'ndan Haiti'de akaryakıt tankeri devrildi. Sızan yakıt alev alınca yakıtı toplamak isteyen vatandaşlar da yanmaya başladı. 40 kişi yanarak can verdi. Amerika'nın alt kısmında Karayip Adaları'ndan biri olan Haiti'de büyük bir patlama yaşandı.
Akaryakıt tankeri seyir halindeydi. Kontrolden çıkan tanker önce devrildi. Devrilmenin şiddetiyle de patlama meydana geldi. Büyük bir ses duyuldu önce. Ardından sızan yakıtı toplamak için çevredeki vatandaşlar tankerin yanına geldi. Yakıt alev alınca olay yerine gelen 40 kişi de yanarak hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve söndürdü. Ölü sayısının artması bekleniyor. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. İyi akşamlar.